başlıyor. Kurallar gayet açık. Gecenin başında gecenin hikayesine jürinin puanları yazar. Sonrasında söz üstüne söz söylenir. Ardından yarışmacılar elenmek üzere bir kişinin ismini önerir. Sadece üç taçlı prensese dokunamazlar. Bakalım bu gece bu kapı kimin arkasından kapanacak? Heyecan başlıyor. Performanslar başlıyor. Hazırsanız işte karşınızda bu tarz benim en muhteşem kızları.
Üçüncü haftada eleme heyecanı yaşıyoruz fakat bu gecenin konsepti bizim en sevdiğimiz konsept çünkü çok eğleniyoruz. Üstelik bu geceki konuklarımız konuyu enine boyuna dip köşebiliyorlar. Ne kadar şanslıyız, iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek efendim, bizim için onu alın. Nurellam, Godmother gibi duruyorsun orada. Bunu senin için giydim. Her şeyimsin. Nurella, sen bizim. Her şeyimizsin. Nurella, sen bizim. Her şeyimizsin. Vallahi her şeyimiz. Jürilerin jürisi. Ay ne kadar mutluyum. Çok kıymetli misafirlerimiz var. Böyle bayağı heyecanlandım. Ben çok seviyorum yanıma erkek oturunca. Çekemiyorlar mı gelen hanımlar? Ben karşı cins oturmasını istiyorum çok. En çok. Çok. En çok. İvana'yla aranızda da mesafe var ama. Aman ay bugün. Ay. Ama yine kurtulamadım. Yani kendi film arkadaşları falan burada yani. Ay canım hiç merak etme ben biraz yetişeceğim sana. Yetişirim ben oradan diyor. Aa gel. Aa ne oluyor? İvana yerini buldu, yerini sevdi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz benim yakışıklarım olduğum için ve vizyonda filmimiz girdiği için. Senin ilk sinema filmin mi? Evet, İvana? Sinema filmi. Yolun açık olsun. Daha çok teşekkürler. Gelir yolu çok açık. Başarılı. Evet. Bir oyuncudan durma. Hiç bak, hakikaten hani arkasından da böyle konuşuyorum. Ben alenen İvana'nın arkasından konuşuyorum bu arada. Haberiniz olsun. Ne güzel. Evet, evet. Gerçekten çok iyi. Şaşırtıcı bir performans. Biz şaşırmadık. Olağanüstü bir vahşi cazibe. Peki kim yetiştirdi onu? Sor ona. Ay benim canımın içim. Benim her şeyim. Benim kraliçesin kraliçesi. Anam. Nurellam. Alkış devam ederken Kemal Doğulu'yu selamlayalım efendim. Uğurkan Erez. Efendim, konsept malum 80'li yıllar. Ayfe. Neler giyiliyordu, neler yapılıyordu, nasıl detaylara yer veriyorsunuz mesela? O yıllar, ben daha o yıllar böyle masum bir genç kızdım. Ay bantlar takardım, ay makyajlar yapardım. Süslüydün değil mi? Çok, belli olmuyor mu hayatım? Ama yakışıyor. Ay teşekkür ederim. Ne yapsanız yakışıyor. Gayet hoş görünüyor. Siz neler giyiyorsunuz? Sette mesela. Efendim? Sette neler giyiyorsunuz? 80'ler dizisi. Ya sette şimdi ben rahat çalışmayı sevdiğim için daha 80'ler dizisi başlarken bir fikir attım ortaya. Dedim ki bu adam sporcu olsun eşofman giysin dedim. Bu fikir tuttu. Oh, ben eşofmandan yürüyorum yani. Ama tabii Hakan'ın kostümleri çok... çeşitli, evet, evet. Bol, abuk, subuk kostümleri neler var. Şimdi ben de orada Butik Ali'yi oynadığım için bu Butik Ali denilen kişi de özel teşebbüslere meraklı bir insan. Mahalleye devamlı yenilikler, yeni yeni şeyler getirip onları birilerine satma hevesinde olduğu için Butik Ali. 80'lerde gerçekleşen bütün yenilikleri üstünde görüyoruz onun. Harika. Trendsetter. Evet, evet, evet. Kesinlikle öyle. Kimleri görüyoruz mesela? 80'lerden hangi sanatçılarımız var? Kimler yok ki? Ümit Besen'den tutun da. Tabii ki. Başka? Ümit Besen'den tutun da. Seyyal Taner'e. Seyyal Taner'den Ümit Besen'ine kadar. Efendim o zaman evet. Allayıp budlayıp iki lafın arasına, 80'lerin hatırına şu muhteşem sahnemizde bir efsaneyi ağırlayalım. Şarkısı Son Verdim. Ve alkışlar. Seyyal Taner! Onlar da benim, trend de benim, gözler üstümde, bu tarz benim. Moda da benim, trend de benim, gözler üstümde, bu tarz benim.